Bu sıcak başlığa dair ayrıntıları alacağız. Bölgede son duruma dair ayrıntıları, sabahın ilk ışıkları ile birlikte gelen görüntüleri paylaşıyoruz. Peki olay nedir? İşte ayrıntıları TVNET muhabiri Yunus Emre Şahbenderoğlu bize aktaracak. Yunus, sözü sana bırakalım. Hasan Erdoğan, günaydın. Sen de ifade ettin. Aslında Küçükçekmece'deki olayın üzerinden daha çok geçmeden, hemen ardından yakın bir bölgede aslında yaklaşık 8-9 kilometrelik mesafede olan başka bir ilçede, Mahçelievler ilçesinde Yenibosna'da sabah saatlerinde bir binanın çöktüğü haberi daha elimize ulaştı. Tabii şunu ifade edeyim aslında. Bina çöktü haberi geldiği takdirde hemen binanın tamamen çöktüğü düşünüldü. Ama bu noktaya vardığımızda tabii binanın sadece iki katının çöktüğünü, diğer katların, diğer üç katın ayakta olduğunu ifade edelim. Tabii yakın zamanda yaklaşık bir yarım saat önce İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama geldi. Konuya ilişkin 80 binada çok şükür ki yaralı ya da ölü sayısının olmadığı ifade edildi. Şimdi ben hemen kamerayı da çevirmek istiyorum. Sizlere hemen bu noktada geniş güvenlik önlemlerinin alındığını belirtelim. Polis ekipleri bu noktada, itfaiye ekipleri bu noktada, AFAD ekipleri bu noktada. Tabii biz sabah saatlerinde yaşanmıştı, sabah 5 sularında yaşanmıştı. Arama kurtarma ekipleri bu bölgeye gelmişti ve arama kurtarma ekipleri aslında ilk aşamada köpeklerle, hassas köpeklerle bu noktada dinlemeler yaptı. Binanın ilk iki katında acaba birisi var mı, yaşayan birisi var mı? Bu açıdan o noktada önemli incelemelerde bulundu. Ancak çok şükür ki binanın ilk katında, ilk iki katında kimseye ulaşılamadı. Zira bina sabah saatlerinde çöktü. Ama ondan önce Hasan Erdoğan şöyle bir detay var. Bu noktada vatandaşlar binanın çökmesinden önce içeride bir çıtırtı duydu. Ve bu sesi uyandı aslında sabahın erken saatinde ve çok şükür ki binayı terk etti Hasan Erdoğan. Vatandaşların binayı terk etmesiyle birlikte tabii bu noktada önemli bir olayın daha önüne geçilmiş oldu. Zira içeride yaşayanlar eğer o sesi duymamış olsaydı, binayı terk etmemiş olsaydı bu noktada farklı bir durumu, farklı bir sonucu daha Peki, konuşuyor Yunus, senden olabilirdik. ayrıntılar almaya devam edeceğiz. Şimdi önemli bir mesele, zira temel sıkıntı şu: binalardaki problem, hani alt katında dükkan varsa kolon kesiliyor, ekleme yapılıyor. Haliyle biz Küçükçekmece'de örnekte bunu görmüştük. Şimdi merak edilen konu şu: acaba burada da benzer bir durum söz konusu mu? Ama gördüğümüz kadarıyla ara sokakta bulunan bir bina gibi görünüyor. Çevredeki binalara baktığımızda, hani ara sokaklarda genelde bina altlarında dükkanlar olmaz. Hani giriş katında çökmenin meydana gelmesi meselesi de kafalarda soru işareti oluşturuyor. Elbette şu konu hani sıcak bir konu olduğu için biliyoruz, belki bilgi yoktur, ama şunu da hemen sormak isterim. Aldığın bir bilgi var mı? Bina ile ilgili hani göze çarpan bir eksiklik ya da başka bir durum. Çevredeki sakinler ne diyor acaba? Hasan Erdoğan, zaten bu bölgedeki bütün binalar 20 yılı aşkın, 30 yılı aşkın binalar. Bölgede büyük bir kentsel dönüşüm çalışması var. Bahçelievler genelinde, özellikle de Yenibosna mahallesinde, Bahçelievlerin belli kesimlerinde, Şirinevler'de, bu noktada Çobançeşme bölgesinde zaten birçok bina kentsel dönüşüm kapsamında bu noktada dönüştürülmeye başlandı. Aslında şu an elimizde bir bilgi geçmedi ama belki bu bina içinde bir uyarı yapılmıştı. Belki bu bina içinde boşaltılması adına belediye nezdinde bir adım atılmıştı ama şu an tabii detaylara henüz vakıf değiliz. Çünkü bu noktada henüz daha içeride çalışmalar devam ediyor. İlerleyen saatlerde mutlaka bu bilgiler de elimize ulaşmış olacaktır ki şunu da belirtelim, aslında ekranda bilmiyorum gözüküyor mu? Yaklaşık 200 metre daha ileride bir kepçe görünüyor ve o noktada aslında bir inşaat çalışması da var. Haliyle inşaat çalışması olduğu için Hasan Erdoğan bu noktada trafiğe de kapalı bu cadde. Ama buna rağmen artık ayakta duramadığı için bina
yerle bir oldu. İlk iki katı. Şunu konuşmak lazım aslında. Sadece rüzgarla, sadece ufak bir sarsıntıyla belki karşı caddedeki, karşı sokak, karşı kaldırımdaki inşaat alanında yapılan bir çalışmanın sarsıntısıyla yıkılabilecek bina acaba uyarıldı mı? Acaba bu noktada vatandaşların bilgisi var mı binasında, binalarında bu tür bir problem olduğunu? Tabii bunları ilerleyen saatlerde daha da net bir şekilde öğrenmiş olacağız. Şunu belirtelim, 5 katlıydı bina ve 5 katlı binanın yıkılmasıyla birlikte tabii çevredekiler de büyük panik yaşadı. Şimdi oraya doğru da şöyle ilerlemek istiyorum. Bu noktada bakın vatandaşlar da boşalttılar kendi binalarını Hasan Erdoğan. Onlar da beklemeye başladılar sonucu. Zira çevrede bitişik halde, bitişik nizamda binaların da olduğunu belirtmek lazım. Şöyle bilmiyorum ekranında nasıl yansıyor ama hemen yıkılan binanın sol tarafında tuğlaları gözüken başka bir bina var. Yine bu noktada şöyle dönelim, biz daha sağlıklı olacak. Bakın o tuğlaları gözüken bina ve hemen solundaki pembe binada boşaltıldı. Ki gördüğünüz ekrandaki pembe binanın da düşme esnasında balkonlarını yıktı o hasarlı bina. İşte bu noktada iki binada aslında boşaltıldı. Tabii diğer binalarda da mutlaka bir denetim söz konusu olacaktır. Hasan Erdoğan, şöyle biz ilerleyelim tekrar. Şöyle geçelim. Burada geniş güvenlik önlemi var. Polis ekipleri, bakın AFAD ekipleri hemen yolun 100 metre ilerisinde. Orada incelemelerde bulunuyorlar. Bina tamamen şu anda çevresi kapatılmış durumda. Mahalleli de şu dakika itibariyle sokaktan uzaklaştırılıyor. Özellikle de bitişik nizam olan mahalleli bu noktada uzaklaştırılıyor. Hasan Erdoğan Küçükçekmece'de aslında yürekler ağza gelmişti. O noktada da benzer bir binaydı. Ve sabah saatlerinde yaşanıyor olması vatandaşların da hemen hali hazırda içeride oluyor olması, bunlar tabii ki birazcık bizim içerimizdeki kuşkuyu ve endişeyi de arttırıyor. Ama çok şükür ki buradaki az önce anlattığım detay büyük bir problemi de ortadan kaldırdı. Vatandaşlar aslında sabahın erken saatinde 5 sularında çöktü bina. Hemen öncesinde binadaki sesleri duydular. Ve o esnada binayı hızlıca boşalttılar. İşte o boşaltmaları, o erken davranmaları şu an kendi hayatlarını aslında kurtardı. Tabii onlar da muhtemelen ki şurada bekliyorlar. Onlar da kenarda binalarından gelecek sonucu bekliyorlar. Tabii bina tamamen yerle bir oldu. Eşyalarını alabilecekler mi? Belki onları düşünüyorlar şu anda. Ama muhtemelen bölgede, yine sokak üzerinde, belki diğer caddelerde büyük bir denetim yine bu noktada boy gösterecek. Aslında sadece bu noktada değil Hasan Erdoğan, İstanbul'un farklı noktalarında, yani Avcılar, Şirinevler, Sefaköy, Zeytinburnu, yani bu noktada İstanbul'da birçok hasarlı ilçe var, birçok yaşlı bina var. Haliyle görüyorsunuz artık öyle bir duruma gelindi ki binalar hiçbir temas olmadan, binalar hiçbir deprem, hiçbir sarsıntı olmadan kendi kendine yıkılabiliyor. Kendi kendine işte bu şekilde çökebiliyor. Haliyle artık sadece devlet nezdinde değil, vatandaşların da bireysel tedbirlerini almaları gerekiyor. Bireysel tedbirler kapsamında binalarında denetim yapmaları gerekiyor. Binalarında hasar kontrolü yaptırmaları gerekiyor. Bu da aslında birçok problemi belki de daha öncesinden çözebiliyor Hasan Erdoğan. Biliyorsunuz Hatay'da bu tabloya çok rastladık. İki kat girişte çökmüş, diğer üç kat yukarıda ayakta kalmış. Bu durumda müdahale edilemiyor Hasan Erdoğan. Önce bunu belirtelim. Eğer alttaki ilk iki kat çökmüşse, diğer iki kat ya da üç kat binanın geri kalanı yani ayaktaysa, bu noktada müdahale edilemiyor. Binanın tamamen çökmesi gerekiyor. Ya da ekipler bir risk alarak, bir tünel kazarak çöken katlardaki vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. Aslında
oldukça riskli, oldukça tehlikeli, ekipler açısından da tehlikeli. Bakın yine vatandaşlar da içeriye alınıyor. Muhtemelen o binada ikamet eden bir Bave yakını oğlu muhtemelen. Onlar da ekipler tarafından, düzeltiyorum, hemen yan binalarındaki kişiler, ekipler kontrollü bir şekilde aldılar onları da. Muhtemelen içerideki eşyalarına ulaşmaları için yıkılmayan binadaki. Yani ifade ettiğim gibi Hasan Erdoğan bu noktada hiçbir şekilde müdahale etmek mümkün değil. Eğer bir binanın ilk üç katı yıkılmış, geri kalan 3-4 katı ayaktaysa buna müdahale etmek pek de mümkün olmuyor. Haliyle ekiplerin ya binanın tamamının yıkılmasını beklemesi gerekiyor ya da yıkması gerekiyor. Ya da girişte bir tünel açarak o tünelle giriş katlardaki vatandaşlara ulaşması gerekiyor. Sabah 5 sularında yaşanmıştı bu noktadaki o çökme. Kısmi çökme diyebiliriz. Kısmi çökmeye ilişkin İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama geldi. İstanbul Valiliği konuya ilişkin incelemenin devam ettiğini ifade etti ve bu noktada ölen ya da yaralanan vatandaşın olmadığı belirtildi. Tabii derin bir nefes aldırdı aslında bu noktada. Çünkü 5 katlı bir bina, muhtemelen kat başına yine bir daire bile olsa bu noktada 5 aileye tekabül ediyor. 5 aile bu noktada enkaz altında kalmış olabilirdi. 5 aile için bu noktada sessizlik çağrısı yapılıyor olabilirdi. 5 aile için bir mücadele veriliyor olabilirdi. Çok şükür ki şu dakika itibariyle can kaybı yok. İçeride kalan vatandaş yok. Sadece içeride kıymetli eşyalar var. Belki bunun fizibilitesi şu an bu noktada yapılıyor. Ardından da binanın yıkım işlemine geçilecek, incelemenin ardından. Tabii ilerleyen saatlerde muhtemeldir ki binaya dair yapılmışsa bir denetim, yapılmışsa bir uyarı bu noktada bizlere de ulaşacaktır. Bunları da mutlaka aktaracağız bu noktadan. Tabii şöyle biraz daha vatandaşlara doğru ilerleyelim biz de. Şöyle yanlarına doğru gidelim. Onlar da tabii bu noktada beklemeye devam ediyorlar. Belki bina sakini. Efendim binada oturan var mı aranızda? Hayır. Binada oturan yok değil mi? Binada oturan yok. Evet, bunlar komşular. Onlar da tabii tedirginler. Hemen bulundukları caddede, bulundukları sokaktaki bina yıkıldı. Onlar da o sesle uyandı. O tedirginlikle, kaygıyla uyandı ve bu noktada artık evlerine de giremiyorlar. Ki girmek de ne kadar kolay, bu da konuşulacak bir konu. Yani bu noktada hemen arkamdaki 5 katlı bina, Zafer Mahallesi'nde Yenibosna'da 5 katlı bina sabah saatlerinde çöktü. 5 sularında çökme yaşandı. Kısmi çökme sonucunda da ilk 2 kat yerin içine girdi. Şöyle dönelim tekrar. İlk 2 kat yerin içine girdi. Şöyle biz de kenara doğru gelelim. Efendim sizden bir rica edeceğim, müsaadenizi isteyeceğim. Şöyle bakın. Hemen buradan belki görüntü daha net olabilir Hasan Erdoğan. 5 katlı bina. İlk katı ve muhtemelen onun altında da bir kat varsa 2 kat şu anda yerle bir olmuş durumda. Çökme esnasında yine yanındaki hemen pembe beyaz olarak gözüken binada balkonlara hasar verdi. Ki nizami aslında bitişik binalar bunlar. Şöyle bir ihtimal de söz konusu olabilirdi aslında Erdoğan. Çökme esnasında eğer ki yanındaki binada kendisi gibi kuvvetsiz bir bina olsaydı, o da muhtemelen şu an arama kurtarma ekiplerinin çalışma gerçekleştirdiği binalardan biri olacaktı. Ama çok şükür ki iki binada da, yanındaki iki binada da görünüşe göre büyük bir hasar yok. Tabii onlarda da incelemeler yapılacak. Yani düşme esnasında kolonlara bir zarar verildi mi? Ki şöyle ifade edelim. Bakın tuğlalar gözüktüğüne göre nizami bitişik bir binaydı. Ve aslında o bitişik binadan koparak da düşmüş olabileceğini şu an düşünüyorum. Zira hemen solundaki binada tuğlalar da gözüküyor Hasan Erdoğan. O noktada tabii ekiplerin incelemesi sürüyor. Hemen binanın ön kısmında polis ekiplerimiz var, AFAD ekiplerimiz var, belediye ekiplerimiz var, UMKE, Kızılay, hepsi o noktada. Zabıta ekibine kadar, belediyenin zabıta ekiplerine kadar hepsi şu anda o noktada incelemenin tamamlanmasını bekliyor.
Muhtemelen ki bir karot örneği alınacak binadan, yıkılmamış kolonlarından. O karot örneğinin sonucu da tabii paylaşılacak kamuoyuyla. Paylaşıldığı takdirde bizler de paylaşacağız, ifade edeceğiz bu noktada. 5 katlı binanın sadece ilk 2 katı şu an yerle bir olmuş durumda. Çökme esnasında tabii vatandaşların paniği de bilmiyorum, ilerleyen saatlerde belki telefon kayıtlarıyla paylaşılacak. O anda cep telefonuyla kayıtta olan vatandaşlar olabilir. Mahalleli zaten erken saatte tedbir kapsamında dışarıya çıktı ki hala daha dışarıda bekliyorlar. Hala daha bu noktada kendi evlerine biraz daha bu noktada zaman geçiriyorlar. Peki. Çünkü kendi evlerine girmek de aslında oldukça risk, oldukça tehlikeli. Hasan Erdoğan, bizden teşekkürler Yunus. Bizi bilgilendirdin. Biz yine takipte kalacağız. Sen de olay yerindesin. Sıcak gelişmeleri senden alacağız.